MİA Teknoloji, Yatırımcı Soruyor programını sunar. Yatırımcı Soruyor'dan herkese merhaba efendim. Ben Tuğba Işıcı. Her hafta olduğu gibi birbirinden kıymetli konukları ağırlıyoruz sizler için efendim. Bazen Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri, kimi zaman kriptoları, kimi zaman da Borsa İstanbul'un kendisini konuşuyoruz. İşte tam da bugün onu yapacağız. Çünkü günlerdir tabii ki ne diyoruz? Rekorlar kırıyor Borsa İstanbul. Bakalım bunların devamı gelecek mi? Neler olacak? Mehmet Aşçıoğlu, Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı bizimle. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Beyciğim, isterseniz ilk olarak tabii ki Borsa İstanbul'dan başlayalım. Kısa bir haftadayız ama yarın da bir taraftan Moody's'ten bekleniyor tabii ne olacak, not arttırma mı olacak diye. Borsa İstanbul'u bu hafta değil, geçen haftadan birazcık böyle alarak bize anlatabilir misiniz? Biraz değerlendirebilir misiniz? Şimdi bakıldığında en önemli hadisemiz bu aşamada, evet Moody's ama evet, bir taraftan da vergi paketi. Hı hı. Biraz detayları çıkıyor. Öncesinde biliyorsunuz detaylar çıktığında artık o paket meclisin onayında, Cumhurbaşkanı'nın onayındaysa neredeyse o maddelerin tamamı doğru çıkıyor. Ne olacağını o konuda biliyor gibiyiz artık. En azından borsa tarafında uzun zaman konuşulan vergi hikayesi olacaksa bile daha sonraya bırakılmış durumda. Bu pakette olması beklenmiyor. Moody's'in not artırımı tabii ki önemli olacak. Çünkü yılın içinde başka kredi kuruluşları da yine kararlar alacaklar. Ve muhtemelen onlardan da ilave not artırımları gelecek. Hı hı. Türkiye bakıldığı zaman dünyadan farklı olarak son iki yılda özellikle yoğunlaşarak artan süper enflasyon döneminden geçti. Daha da fakirleştik bakıldığı zaman. Ama tabii ki enflasyon eğer mal ve hizmet fiyatlarındaki artışsa bu artış hızını da tabii ki o mal ve hizmete olan talep belirliyor. Öyle fiyatlara geldik ki 2025 yılından itibaren eskisi kadar talebin yoğun olacağını söylemek herhalde bu ülkede yaşayan biri olarak zor diye düşünüyorum. Fiyatlar hep aynı hızda artamaz. Hı hı. Tabii ki fiyatlar geri de gelmeyecek. Nihayetinde raftaki fiyatlar daha az oranda artıyor olacak. Enflasyon sıfırlanmayacağı için hesap edilen orta vadeli plandaki enflasyon rakamlarına bakıldığında yine de kalıcı bir seviyede olacağı için artmaya devam edecek. Fakat eskisi kadar yoğun enflasyon ortamı olmayacak. Biz bugüne kadar şirketler için fiyatlamada aslında hep enflasyon fiyatlaması yaptık. Hı hı. Pandemiden beri. Tabii ki bu biraz evvel sözünü ettiğim mal ve hizmet fiyatları artıyorken onu üreten firmaların da muhakkak ki zahiri olarak enflasyonist bazda karlarına etki etti. Biz de onu borsada fiyatladık hem de yabancının yokluğunda. Şunu da kabul etmek lazım. Yabancı her şey demek değil. Yani varlığıyla muhakkak değer katıyor sermaye piyasalarına ama borsada bakıldığı zaman geçmişe bakıldığında hem 94 hem 2001'de aslında yapıcı olmasından çok yıkıcı etkileri oldu yabancının. Evet. Çünkü ülkelerin zayıf anında özellikle portföy yöneticileri bir an evvel portföylerinde karı ya da zararı hızla realize etmek istediği için o ülkenin de durumuyla da çok fazla ilgilendikleri söylenemez. O sebeple de bakıldığı zaman özellikle sermaye piyasalarında yapısal bir değişim de aslında yabancıların çıkışıyla birlikte kendi kendine son 4 yılda gerçekleşti diyebiliriz. Hı hı. Geçtiğimiz hafta çok önem atfedeceğimiz bir hadise açıkçası yoktu. Daha çok vergi paketini tartıştık. Evet. Dışarıyı çok konuştuk, Trump hadisesini. Evet. Ama önümüzdeki haftalarda konuşulacak, başta Moody's olmak üzere, sonra da biraz evvel söylediğim vergi paketi olmak üzere ve bunun borsa etkileri olmak üzere bayağı bir malzeme çıkacak gibi görünüyor. Peki Borsa İstanbul'daki bu yükseliş dediğiniz gibi devam edecek mi? Şimdi bir taraftan şunu da söylüyorsunuz siz her zaman dinliyorum ben sizi. Enflasyon evet
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre sonuçta yabancılar da bakıyor, ona göre hareket ediyorlar. Ne kadar normalde gerçek enflasyonu biz ayrı yaşıyor olsak da sonuçta onlar o enflasyona göre bakıyorlar. Dezenflasyon sürecine de girmiş durumdayız. Şimdi bunları göz önüne aldığımızda, o not artırımlarını da yine göz önüne aldığımızda büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tabii ki realizasyon da olacaktır diye düşünüyorum ama bu artış nereye kadar devam eder Mehmet Bey? Şimdi arada realizasyonlar gelmesi çok normal. Gönül ister ki borsa hep koşsun. Özellikle yatırımcı tarafında, ben de bir yatırımcıyım. İsterim ki aldığım hisse senedinin fiyatı hep yukarı gitsin ama evet. Yani burada arz talep mantığında ve bir malın fiyatlaması mantığında böyle bir şey yok. En nihayetinde bir de bizim yaptığımız, temsilcisi olduğumuz hisse senedi piyasasında alım satımlarda şirket değerlemeleri belli noktalara geldiğinde katılımcı sayısının çokluğu dikkate alındığında elinde pozisyon tutanların bir kısmı da muhakkak ki tamam bu bana yeter deyip kar realize ediyorlar. Kar realizasyonları bizim piyasamızın gerçeği. Ben onun için de kısa vadeli tahminden çok daha çok uzun vadeli tahmin yapan biriyim. Şimdi enflasyona dair biraz evvel söylediğiniz şeyleri ben yayınlarda söyledim de böyle altta bazen insanlar yorum yapıyor ya. Evet. Bana kızdıklarını görüyorum. İşte cesur ol, şöyle yap, böyle yap ama siz de söylediniz. Uluslararası normlarda şu anda baktığınız zaman resmi kurumların açıkladığı enflasyon baz alınıyor ve raporları da ona göre düzenliyorlar. Tabii ki o resmi rakamlara ve o raporlara göre de baktığınız zaman piyasalar şekil alıyor. Bugün Amerika'da da öyle. Evet. Ona bakarsanız Amerika'da da geçen gün bir tweet dolaşıyordu. Walmart'tan alışveriş yapmış bir kişi 2022 yılında aynı listeyi, birebir aynı listeyi tekrar sipariş ediyor. Çünkü yapay zekada oturtuluyor biliyorsunuz. Hı hı. Toplam 114 dolara aldığı liste şu an 484 dolar. Yani şimdi Amerika'da enflasyon %5 mi bu durumda? O sebeple de herkes yaşıyor bunu ve nihayetinde enflasyon hesap edilirken bir sepet dahilinde ve o sepetin içerdiği fiyatlar hesap edildiği için çoğunlukla evet gerçeği, yaşadığımız gerçeği yansıtmayabiliyor. Ama şu an dezenflasyonist süreçteyiz ve önümüzdeki dönemde de baz etkisiyle dahi bu enflasyon düşecek. Hatta benim hesabım doğru çıkarsa 2025 yılında bu hesaplamalarla evet. 1.2-1.5 aralığında aylık ortalamalar görebiliriz. Bu da enflasyon %25-30 arasında önümüzdeki yıl için hesap ediliyorken 20'nin altına da itebilir. Hı hı. Bu hesaplamayla enflasyonu önümüzdeki yıl bu plan. Her halükarda dezenflasyonun sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Biz ne dedim? Enflasyon fiyatladık dedim. Evet. Çünkü gözden kaçırmamak lazım. Bunu Venezuela'da da, Arjantin'de de, dünyada enflasyon üreten bütün ülkelerde, borsalarında yaşadık. Makroekonominin düzelmeye başladığı yerde, yani devlet kendini düzeltiyorken mikro bozulur. Mikroda da hane halkı ve tabii ki şirketler var. Üretenler, istihdam sağlayanlar. Şimdi ortamda enflasyon olmayacaksa fiyatlar daha az artacak ya da artamayacak demek. Bu durumda karlar büyüyemeyecek. Onun için de 2024 yılında biz özellikle notlar da artıyorken büyükleri fiyatlamaya devam ederiz. Yani büyük olan zaten işini belli bir ölçüde hem ihracat tarafında hem iş piyasada devam ettiriyor. O büyükler zaten endeks demek. Evet, endeksimiz yeni zirveler görecek. Evet. Hadi ince realizasyon gelmez, gelirse de sınırlı olur. Yılın sonuna kadar daha yukarıda endeksler muhakkak göreceğiz. Ama bu olurken pek çok hisse senedinde de yatırımcının para kazanamadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu yılın başından itibaren. Evet. Şimdi aslında bir yabancı yatırımcı sorusunu soracaktım ama şu an son söylediğiniz cümleden almak istiyorum. Çünkü bunu herkes aslında çok merak ediyor. Endeks yükseliyor bu kadar yükselirken ama benim hissem duruyor. Hatta bazısı düşüyor. Neden böyle? Siz demiştiniz ya, kimisi aslında kaybedecek endeks yükselirken. Burada mesela yatırımcı ne yapmalı? Onu sormak istiyorum. Bir de bir taraftan hisse soracak mısınız diye soruyorlar. Oraya da geleceğiz, onu da söyleyeyim. Ama önden bir ısınalım birkaç soruyla diyorum. Bunu özellikle sormak istiyorum size Mehmet Bey. Ucuz tabii farazi bir kavram. Biz hala dünyanın en ucuz borsaları sıralamasında ikinci sıradayız. Fiyat kazanç oranlarına göre. Evet. Ama bu fiyat kazanç oranlarını yine geçmişten atfederek hatırlatayım. Türkiye'nin fiyat kazanç oranı ortalaması 3,5'tu. Orada acayip ucuzluk. Sadece 2,5 yıl evvel.
Şu anda açıklanan resmi rakamlar muhteviyatta bu yıl gerçekleşecek karları ihtiva etmiyor. O, eğer dahil edersek bence 7,5'larda o civarda bir yerdeyiz biz. O da büyük şirketlerin karlılığıyla. Ki biraz evvel onu anlatmaya çalışıyordum. Ben hep geleceğe bakarım. 2025'te onun da sürdürülebilir olduğunu görmediğimi ifade etmeye çalıştım. Hmm. Şu an tamam öyleyiz ama 2025'te yılın sonuna geldiğimizde o senenin ilk çeyreğe geldiğinde karlarla o da değişecek. Hal böyle olunca o bir değişken. Ben son dönemde çok bilançolara ve özellikle bilançolarda atfedilen karlılıkla, dipnotta karlılıkla atfedilen rakamlara artık çok bakmıyorum. Burada asıl olan şey şirketlerin büyüme potansiyeli ve artık defter değeri daha çok anlam ifade etmeye başladı. Defter değerinin altında piyasada işlem gören hem de endekse çok etkili şirketler var ki bir kardeşimiz ona ilişkin de bugün bir haber sesini okudum. Yayın yapmış Zeynep Hanım. Çok beğeniyorum çalışmalarını. Doğru da söylemiş. Düşünsenize büyükler içinde onlar da bu harekete katılırsa evet endeks yukarıya devam eder. Ama biz fiyatlamada pandemiden beri özellikle yeni halka arz edilen çok janjanlı paketi olan şirketleri öyle bir fiyatladık ki evet. Neredeyse sanki aldıkları ihalelerle dünyanın en iyi şirketleri safına onları oturttuk. Hatta dolar bazında öyle değerlere taşıdık ki onları imkansız değerlere. Şimdi onun acısını çekiyor yatırımcı. Çok popüler hisseler vardı. Mesela en popüleri hatta piyasada şaka yollu Hektaşiler ve Sasaniler kavramı geliştirildi. Sase ve Hektaş'tı. Sasası olanın tasası olmaz lafı da yerleşmişti. Çok doğru, inanılmaz yatırımları var. Harika, hoş ama bir şirket yatırım yapıyorken arzu edilen karı üretemeyebilir. Nitekim öyle oldu. Bakıyorsunuz kâra sadece teşvikler ve ona benzer şeylerden kâr kaynaklanıyor. Faaliyetten değil. Bu da normal çünkü yatırımı siz kaynak kullanarak yaparsınız. Kaynak kullanılanın da bir maliyeti var. Siz bunu dışarıdan ya da içeriden alın. Evet. Onun maliyeti giderdir, kredi maliyeti. O da kârı büyütmeye mani olur. Eminim uzun vadede çok iyi olacaklardır ama geçtiğimiz 3 yıl içinde çok uzun vadeyi fiyatladıkları için şimdi çıkan rakamlarla maalesef fiyatlama, yukarı yönlü fiyatlama devam edemiyor. Pek çok faktör var. Hisse senedinin neticede özellikle içinde bulunduğu dalgayı ne yöne çevireceğini belirleyen. Şimdilerde en önemli faktör ta yılın başında hatta Aralık'tan beri söylediğim şey 2024 yılı büyüklerin yılı olur. Türkiye'de biraz evvel basit manada sadece bir tek şeyle ifade ettiğim defter değeriydi biraz evvel söylediğim şey. Bu mantıkla ucuz görünen şirketlerin 2024'te bilançodaki dip toplamlara bakmaksızın fiyatlanacağı bir yıla girdiğimizi düşünüyorum. Çünkü yabancı yok ama hep olasılığı var. Notlar artıyor ya. Evet. Yabancı gelirse de bunlara gelecek. Onun için de benim gördüğüm bizdeki fonlar artık çok büyük değerlere sahip. Yabancının sattığı bütün pozisyonlar özellikle bireysel emeklilik fonları başta olmak üzere fonlara geçti. Evet. Onlar da buna göre pozisyonlanıyor. Yılın sonuna kadar da bu seyirle devam ederiz. Arada muhakkak bilançoları iyi gelecek şirketlere ilave fiyatlama gelir. Ama orada da sürprize de oynamak gibi bir şey bu. Çok zor onu belirlemek. Hatta yaptığınız tahminlerin çoğu zaman yanıldığı enflasyon muhasebesi sebebiyle yanıldığı anlar da oluyor. Onu da söylüyorum her zaman. Bu sene doğru hisseyi seçmenin çok zor olduğu bir yıldayız. Fakat yine aynı şeyi söyleyeceğim. Hı hı. Büyükler Ligi oluyor bu yıl, o devam edecek. Hı hı. Evet Mehmet Bey, şimdi o yabancılar dediğiniz gibi zamanında %20-30'lara düştüğü zaman nereye sattı diye söylemiştiniz. Tabii ki fonlara bir geçiş olmuştu. Şimdi hisselere geçeyim ben. Borusan Boru'yu merak ediyorlar. Yatırımcılarımız ne dersiniz Borusan Boru ile alakalı? Şimdi Borusan Boru karını artırmaya başladığı yıl 2 sene evveldi. Hı hı. İlk çeyrek bilançosu geldiğinde bana yayında sorulmuştu. Bu eğer faaliyetten kaynaklanıyorsa inanılmaz ucuz demiştim. 80 liraydı o zaman. Evet. Sonra baktık bir sonraki yayında gerçekten faaliyetten kaynaklanıyor. O 80 liralık hisse tabii fersah fersah 2 yıl içinde inanılmaz bir noktaya gitti. Çünkü karı o sene hep büyüttü. O inanılmaz noktayı da burada ifade edelim. 1050 lirayı görmüş 80 liradan. Şimdi bir şirket 80'den 1050'ye giderken karı büyüterek gidiyorsa kar büyümesinin duracağı bir noktada fiyat da durur. Nitekim onu yaşadı. 2 sene sonra karda büyüme durdu. Şu anda da normal bir realizasyon yaşıyor.
Evet, baktığımız zaman ana trend desteğinde buralarda tutunduğu müddetçe tekrar bir tepki verir ama nereye kadar gidebilir? Teknik konuşuyorum. 700 lira ve 700 liranın biraz üzerindeki fiyata gitmeye aday. Ama daha ötesi olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü kar aynı hızda hep büyütülemez. Hı hı. Tamam, iyi bir firma iyi iş yapıyor ama onu biz fazlasıyla fiyatlamıştık. Biraz evvel söylediğim fiyat hareketiyle. Bundan sonraki hareketleri daha çok teknik olur. Teknikte de gidebileceği seviye 700 lira, 750 lira arası bir yer olur. Elinde olan birileri eğer bunu sorduysa tutmaya, sabretmeye devam etmeli. Çünkü söylediğim realizasyon burada gerçekleşti. Daha fazla realize olacağını bana düşündürtmüyor. Hı hı, tamamdır. O zaman şimdi efendim Hudson'ı soralım size. Hudson'ı da sormuşlar. Şimdi son dönemde halka arz edilen şirketler arasında ama çoğu iskontolu çıksa bile gelecekteki nakit akımını değerleyerek çıktıkları için kardan müstesna çoğu şirket artık çarpanlar düşünülerek fiyatlanıyor. Evet. Baktığınız zaman hal böyle olunca da o çarpanların içinde kar çok da bir şey ifade etmiyor. Bunların karlılıkları tabii ki zayıf seyrediyor halka arz sonrası. Öncesinde tabii alınan pozisyonla hızlı hareket ediyorlar. Sonrasında da realize oluyorlar. Daha henüz burada 3 aylık plan, pardon çok özür dilerim, geldi mi bilmiyorum. Bakalım, eğer geldiyse yorumlayabiliriz. Bazı şirketlerin dönemselliği var. Evet. Gelmiş ama zarar etmiş şirket. Yani enflasyon muhasebesi midir sebep? Tabii ki bilançoya bakmak lazım. Evet. Ama ilk 3 ayı zararda kapatmış. 175 milyon zarar. Ben çoğunlukla zarar eden şirketlere çok fazla yorum yapmıyorum. Çünkü ne olursa olsun, hı-hı, birinci derecede esas olan karlılık ve karlılığın sürdürülebilir olması. Evet. Hasan'ın eminim yaptığı iş iyidir ama ne kadar iyi olursa olsun iyi iş kendini karla belli eder. O sebeple de yani burada hani buna teknik yorum yapabilirim. Zaten o zararı da fazlasıyla fiyatlamışlar. Halka arz sonrası klasik halka arz hisseleri de olduğu gibi 24 liradan bu hisse senedini önce 85 liraya çıkarmışlar. Sonra realize olmuş ciddi bir şekilde 40 liraya kadar. Sonra bir daha pozisyon alınmış 95 liraya kadar. Sonra da sanıyorum ki bu çeyrek kar zarar gelene kadarki süreçte diğer bilançolarda da bozulma olmuş. Buraya kadar düşmüş. Sadece ve sadece teknik olarak daha önceki dipte tutunuyor. Ama bu bilançoyla bu sene daha iyisini yapması mümkün değil. Hmm. O nedenle de bana çok da gelecek vadeden hisse gibi gelmedi. Eğer bir tepki gelir yukarı olursa da 58 lira ile 60 lira arası bir yere gidebilir. Evet. Ama orada da hani elinde olanın düşünmesi gerekir. Evet. Birazcık ikinci çeyrek bilançoları da göz önüne almak gerekiyor herhalde, zamanı bekleyerek diye düşünüyorum. Öyle değil mi Mehmet Bey? İlk çeyrekteki plançolar yani bu birazcık herhalde şey veriyor, biraz ufak da olsa fikir veriyor ama şu enflasyon muhasebesi de geldi ya, o da herhalde biraz kafalar karıştırdı yatırımcılarda belki de diye düşünüyorum. Enflasyon muhasebesi bence herkesin kafasını karıştırdı. Evet, doğru. Yani nihayetinde çünkü uygulamada baktığınız zaman bugün bunu yapan uzman kabul ettiğimiz müşavirlerin dahi kafası karışıyor. Çok doğru, evet. Çünkü görüyorum ben, insanlar soruyor mesela, cirolar dahi enflasyonla neticede uyarlanarak geldiği için. Geçen sene birisi sormuş bana, işte bir şirket için 1 milyar cirosu var aslında gerçekte, hı-hı, ama işte enflasyon muhasebesi sonrası o 1.600 olmuş ama adam gerçekte 1 milyar satmış. Niye 1.600 oluyor demiş. Amaç bu zaten. O cironun o enflasyon koşullarında eğer bu sene olsaydı, şu an muhasebeyi uyguladığımız yıl olsaydı ne olacağını o yıla yansıtmak. En nihayetinde ama maliyetler de stok değerleme dahil yine aynı mantıkla yapıldığı için aslında çok bir şey değişmiyor. İş biraz daha gerçeği göstermeye yöneliyor. Burada asıl olan şey, varlığı çok yüksek şirketlerin varlık değerleri geçmişte de yeniden değerleme değer artış fonuyla değerleniyordu ama enflasyonla uyarlandığında artan varlık değerleriyle yarattıkları amortisman artıyor. Amortisman bir gider kalemidir. Evet. Bu asıl onların karlarını düşürüyor. Ya da para elde ise, parada uygulanan faizle enflasyon arasında şimdi negatif reel faiz diye bir kavram var. İnanılmaz insanlar parada olmakla zarar ettiler. Şirketlerde de para varsa, zenginse o şirket, enflasyon muhasebesi uygulandığında full zarar.
Bu tip kavramlar bilançolara bozucu etki yaptı ama enflasyon muhasebesi gerçeği bu yılda devam ediyor. Evet. Bu sebeple 2024'te gerçekten iyi bilanço gönderecek olanlar bu borsamızın elması olacak, kıymetli elması. Onların sayısı da çok çok az olacak. Bu sene bilanço gelişiminin ben geçtiğimiz yıla mukayese büyüyerek olmasını beklemiyorum. Kimse beklemiyor. Evet. Umut ediyorum ki daha kötü olmasın. 2025'te biraz evvel anlattım. Yani defalarca anlatıyorum. Evet. Dedim ya daha uzun vadeye bakıyorum ben. Daha büyük risk ihtiva ediyor karlılık açısından. Evet. Mehmet Beyciğim hemen şeyi de sorayım ben size. Alves demişler 22 milyarlık HES kablo ihalesine girme kararı aldı. Nasıl ilerleyecek diye soruyorlar Alves için. Şimdi bu ihaleleri önce bir açalım. En popüleri oydu. İsim vermeyeceğim bir sürü şirket kapatıyordu burada özellikle evet. Enerji tarafında. O hele bir tanesi her gün ihale alıyordu ve insanlar da Twitter'da yazıyordu işte bu ihale hızıyla uçar kaçar. Nitekim uçtu şirket. Ama bir şey fark edildi bilançolar geldiğinde en az 6 bilanço geldi üzerine. 6 çeyrek dönem bilançosu. Bir türlü kar büyümüyor şirkette. Ya, evet. Şimdi bakın ihale aldığınızda her ihale karı alınmıyor. Bazen stratejik olarak da ihaleyi alıyor firmalar. Bazen zararına bile. Hı-hı. Şimdi ihale alacak 20 küsur milyar. Ne kadar güzel değil mi rakam? Ama ondan ne kazanacak? Bir de o ihaleyi almak için bir çekişme içine girecek. Rakamı yükselttikçe, daha doğrusu bazı ihalelerde yükselttikçe alırsınız, bazı ihalelerde maliyet hesabı düşürdükçe. Kar marjınız ne olacak? Belki de zamana bağlı ya bu ihaleler. Doğru hesap yapamazsanız maliyetler hızla artacağı için rakam belli. Maliyeti yanlış hesap ettiniz. Belki de zarar edeceksiniz. Onun için ben ihale haberlerine para yatırmıyorum açıkçası. Yani hiçbir zaman da yatırmadım. O sebeple de bana biraz şey geliyor ama Alves'e bakalım. Mevcut haline evet. Bakalım ki ne etkisi olur. Burada sermayesi 160 milyon olan şirket konuşuyoruz. Bu ihale büyüklüğü alması halinde muhakkak buna etki eder. Şimdi işin realitesine gelelim. Mevcutta ürettiği karla ulaştığı rakama bakıyoruz. Fiyat kazanç oranına bakıyoruz. Şu an 22 fiyat kazanç oranıyla işlem görüyor. Bu hı hı. Çok düşük değil. Biraz evvel yükselen TK ortalamasıyla 7,5 hesabı yaptığım yerde piyasanın 3 katı daha pahalı işlem görüyor diyebiliriz bakkal hesabı. Tabii ki farklı bir konuda çalışıyor ama o ihaleyi alırsa muhakkak bunda etkisi olur bu fiyatta. Belki de o ihalenin yüzü suyu hürmetine son dönemde prim yapmış. Fiyat 40 liraya düştükten sonra 50 liranın üzerine gelmiş. İhale alındıktan sonra tabii ki daha önceki zirvelerine yaklaşır. Belki 60 liranın da üzerine çıkar ama daha üzerine gideceğini sanmıyorum. Tekrar ediyorum her ihale para kazandırmaz. Ki evet. Alınmış ihalelere bakıyorum %90'ında pek çok şirketin bu bir istatistik ya çok az para kazandı ya da hiç para kazanmadığı dikkat çekiyor. Tekrar etmek gerekirse Türkiye'de enflasyonist ortamda maliyet kontrolü maliyet hesabı yapmak çok zor. Kesinlikle. Hemen iki tane daha soracağım. Son 2-3 dakikamız kaldı. Turkcell biliyorsunuz biraz karışık da ne olacak falan diye Turkcell'i bir sormak istiyorum. Ben telekomünikasyon sektörünü çok beğeniyorum dezenflasyonist süreçte. Çünkü onlar fiyat ayarlamaları, yeni paketler vesaire sebeplerle kar yaratmaya devam ediyor. Ama biz bunları konuşurken 55-60 liraydı. Yayınlarda hep soruluyor ya. Evet. Şimdi 100 liranın üstünde. Raporlar çıktı 135-145 lira arası değişen. Onları gerçekçi buluyorum. Alacak olanın buna göre düşünmesi lazım. Yani iyiler hala. Hı hı. İki telekom şirketini de buna dahil ediyorum. Evet. Son olarak Sasa'yı da sorayım. Az önce de zaten geçmişti. Sasa'yı da kısaca alayım ondan sonra kapatalım. O faaliyet başlayana kadar, yatırımlar bitip faaliyet başlayana kadar Sasa'da hiçbir şey beklemiyorum. Bilançoda gördüğüm en korkunç şey ciro büyümüyor. Evet. 2 yıldır. Bir enflasyon var diyoruz. Devalüasyon belli belirsiz var. Hatta son 2 yıla baktığımızda ciddi devalüasyon var. Yani hani paramız da değer yitiriyor. Eğer bunlar oluyorken bir şirketin cirosu büyümüyorsa işler iyiye gitmiyordur. Hı hı. Ha sebep yatırımlar. Zaten o yatırımlar bittiğinde bu ciro patlayacak. Beklenti o. O iş olmadan kısa vadede bence Sasa'da hiçbir şey olmaz. Evet. Mehmet Bey son bir dakika. Bir de perakende sektörünü söylemişler Migros ve Bimaş için.
Büyük ihtimalle bu enflasyon dolayısıyla bu marketler kampanyalar yapıyor, indirimler yapıyor. Onların da birazcık etkisi var mı? Bu yükseliş devam edecek mi demişler? Yükselişin karlılıkla alakası yok. Eğer onu hesap edeceksek aslında yükselmemeleri gerekiyor. Çünkü o kampanyalar nihayetinde tabii ki belki çevrim hızını, rafta durma süresini azaltır ama kar marjını düşürüyor, düşürücü etki yaratıyor. Çünkü maliyet eğer yukarıdaysa ve bozulacak ürünlerde siz iskonto uyguluyorsanız zarar da yazabiliyorsunuz. Nitekim son dönemde bazı her perakende şirketin kar etmemesi, zarar yazmasının sebebi tek başına enflasyon muhasebesi değil. Kar daralarak devam edecek bence. Çünkü biraz evvel de söyledim kendi beklentimi. Fiyatlar hep artamaz. Bir yerde çünkü yani bizimki de can. Ne yapıyoruz? Alamayacak noktaya geliyoruz. Alamayacağız yani. Görüntü o. Alamayacağımız zaman o mallar, o raftaki ürünlerin satış hızı düşecek. Bu da o şirketlere negatif yansıyacak. İş biraz oraya gidiyor. Tabii ki market zincirleri içinde çok ürün çeşidi ve çok kalem var. Her şey için bu söylenemez. Ben orada discount marketleri beğeniyordum. İzleyenler hatırlar 3 ay evvelde bunu söylemiştim. Nitekim BİM'in karı çok iyi geldi. Evet. Çünkü insanlar mukayese ediyor. Bir ürün 1 lira bile ucuz olsa pek çok insan parası bile olsa artık o 1 lira ucuz ürünü tercih ediyor. İkame olarak bakıldığında kalite açısından çok büyük bir fark yok. Neçi de Roquefort peyniri yemiyoruz. O sebeple evet. Yine iskonto uygulayan discount marketler cirolarını büyütür, karlılığını da korur diye düşünüyorum. Ama perakende yıl sonuna kadar büyüklükleri sebebiyle yine revaçta olur. Dediğim gibi kar değil, büyüklük fiyatlıyoruz orada da. Süper. Çok teşekkür ederiz değerlendirmelerinizle katılmak için. Çok sağ olun. Evet efendim, Mehmet Aşçıoğlu, Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı bizimleydi. Yatırımcı Soruyor programının sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. MİA Teknoloji, Yatırımcı Soruyor programını sundu.